Ben sanatımı sürdürülebilir sanat olarak tanımlıyorum. Her türlü endüstriyel atık benim renk paletim ve sanat eseri oluşturabilmem için nesneler. ...99'dan itibaren üniversitede aslında klasik bir sanat eğitimi aldım. Ebru tekniğiyle modern sanat ve figüratif resmi birleştirerek yeni bir üslup oluşturup o şekilde sanat hayatıma başladım. Etrafımda çok fazla atığın olduğunu gördüm ve bu atıkların bir şekilde sanat eserine dönüşebileceğini düşünerek eserler yapmaya başladım. Benim yaptığım bütün eserlerde portreler vardır ve size bakan portrelerdir. Sanat eserlerim size bakıyor olur ve ona bakmak zorunda kalırsınız. Ben nesnelerin ömrünü sona erdirmiyorum. Ömrünün belki yüzyıllarca daha yaşayabileceği bir boyuta taşıyorum. Kendinizi, kendi benliğinizi algılanabilir ve anlaşılabilir hale getirmeniz gerekiyor. Bu noktada da kendinizi geliştirmek durumundasınız. Her malzemenin kendi anlattığı bir dil var. O malzemenin hikayesini yazmak inanılmaz keyifli. Ve sizin bilincinizde, sizin hikayenizde bitmek bilmeyen bir öğrenme süreci oluyor. Ve bu da sizi dinamik tutuyor. 100 yaşına kadar yaşamak istiyorsunuz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Aslında sanat hayatın içinde, yaşamın içinde ve yaşamın ta kendisi. Zaten eserlerimde de görebileceğiniz üzere herkesin temas ettiği, dokunduğu, bildiği nesneler. Ve bu nesneler yaşamın içinde var olan nesneler. O yüzden ben hiçbir zaman sanatı müzelerin içerisinde hapsetmeyip, olabildiğince sirkülasyonun olabildiği, insanların sürekli geçtiği, karşılaşabilecekleri mekanlara taşımaya çalışıyorum. İşte yine yaşamın içinde var etmeye çalışıyorum. Sanat her yerde, her biçimde ve her şekilde sizinle karşılaşmak durumunda. Çünkü sizin aslında varoluşunuzun temelini oluşturan yapıyı size hatırlatmak zorunda. Hissettiğim felsefe şu: bir insana insanı anlatmak istiyorsanız bunun tek yolu yine insandan geçiyor.